عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام را. ألف لام ميم را. ألف لام ميم صاد. طه طاسين. طاسين ميم حاميم. كاف حاء عين صاد. كاف حاء عين صاد. كاف حاء عين صاد. حاميم عين سين قاف. حاميم عين سين قاف. حاميم عين سين قاف. نون والقلم وما يسترون. نون والقلم وما يسترون. نون والقلم وما يسترون. صاد والقرآن ذي ذكر. صاد والقرآن ذي ذكر. صاد والقرآن ذي ذكر. قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Sadakallahul azim. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hasad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu al-hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَصِيَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَؤُدُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah tesiratını azim eylesin inşallah. Peki, farklı yerlerden okuyacağız ama konusu şu. İnsani ilişkilerde dikkat etmemiz gereken özellikler. Kendimize, ilk önce kendimize fatura keserken psikolojimiz bozulmasın diye. Bir de aile hayatında karı koca ilişkilerinde, beşeri ilişkilerinde, davranışlarımızda, konuşmalarımızda, bir de cemiyetteki insanlarla, Almanlarla, Türklerle. Yani insan ilişkilerde çok ciddi bir mevzu. Yani neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen kelam salih olarak, açık olarak argodur, hoş değildir, ithamdır, hakarettir, aşağılamaktır, ithamdır, iftiradır, gıybettir gibi gözükürken arkasında ne var? İlginç bir değil mi? Tevhid yapacaktım, Allah'ın ispatını yapacaktım fakat önüme bu çıktı. Şimdi ilk önce Allah'ın kullandığı bir kanunla başlayayım. Sözler 390'da tenezzulatu ilahiyatu ila ukulil beşer. Ne dedi? Allah'ın kendisine yakışır tarzda değil,
insanın kaldırabileceği seviyede konuşması, tenezzül etmesi Allah'ın tenezzülatıymış. Yani merhametiymiş. Allah kendisine uygun kelam sarf etseydi, beşerin, insanın terazisi kafası almazdı. O zaman Kur'an beşer uslubuna, kelamına, konuşmasına benzemesinin sebebi, insan seviyesine indirdiği içindir. Misal veriyor, diyor ki, nasıl ki bir çocukla konuşulsa, bir insan çocukla konuşuyor. Mesela ben çocuklar var, çocuklarınız. Ne yapıyorum? Onunla konuşurken, onunla iletişimim olabilmesinin tek şartı var. Çocuklara çocukça tabirat istimal edilmeli, kullanılmalı. Ciddi ciddi konuşursam, şöyle diyeyim. Ben içsel alemime göre, ruhuma göre, büyüklere bile, insanlara ders yapsam inan kimse kalmaz karşımda. Yani kendimden kendime konuşuyorum ya, düşünüyorum ya. O zaman düşüncelerimi ben ifade etsem Bülent hiçbiriniz kalmaz. Ne diyor ya? O zaman insani ilişkilerde konuşurken, konuşacağımız zaman Allah'ın kullandığı bir yöntem var. Tenezzülatu İlahiyatu ila okulil beşer denilen mütekellim, konuşan uslubunda, yani konuşma şeklinde muhatabın derecesine sözüyle nüzul edip, yani tenezzül etmek merhamettir. Merhamet ilahiyedir. Nüzul edip öyle konuşması esali bir Kur'aniye kullandığı bir yöntemdir. Kur'ani bir yöntemdir. Yani muhatabın seviyesine göre konuşmak. Hemen tepki vermemek. Mesela dün işte o Alman'la konuşurken, değil mi bak, onun seviyesinde konuştuk. Yani küfür icap ediyor. Aa, küfürdü bu, ne biçim konuşuyorsun? İşte ey Alman dedik mi? Yok, güldük, şey yapmadık. Yani yaptık, onun seviyesine göre konuştuk. Küfrünü bile kale almadık. Tepki vermedik. Mülayimetle davrandık. Ve anlatmaya devam ettik. Çok da etkilendi abi. Öyle değil mi? Çok etkilendi. Çok acayip. Değişik sorular sordu. Öyle bir sorular sordu ki işini bıraktı kadın. Platorum muydu? Neydi? Planetorium. Planetorium. Newton. Hamburg'taki. Bu tezgahta bulunan 3 tane. Müşteri de var yani. Ama kelamdan girdik. Bir görsen ya. Nasıl etkilenmiş? O mümkün değil, o duramaz artık. Öyle mi Murat? Duramaz. Yarım saat rahat konuştuk. Ve kelamla Allah'ı anlattım. Kelam. Çok şaşırdı ama duydukça. Duydukça şaşırdı, acayip oldu. Herhalde kendinde karşılıklarını gördü abi. Sen attıklarını. Evet. Çünkü hep kafa sallıyordu. Kafa sallıyor, böyle yapıyordu. O kadar etkilendim ki ben de etkilendim. Onun etkilenmesinden etkilendim. Ruhun dibine, ruhun diplerine, derinliklerine görüntü değil, koku, burun vesaire değil. Sesle giriyorsun, etkiliyorsun. Ses iki ruhlar arasında kurulan bir yoldur. Kadın ömründe ilk defa duyuyor. Ben kelamıma, konuşmama, her şeyimle biniyorum. Aklım, kalbim, duygularım, fikirlerimle. Onunla sizin ruhunuza misafir oluyorum. Ömründe durmaymış ki. Ve orada yapılandırıyorum. Bazılar değişiklik yapıyorum. Bazı şeyler yüklüyorum. Ve kelamın içi, onda şaşırdı. O zaman elini böyle yaptı. Sen görmedin, böyleydi. Çeviriyordunuz ya siz. Böyleydi. Dedim ki, kelamın içerisindeki kelam, konuşma gözükmüyor. Ağzında çıkan, kabul ediyoruz ancak. Onu gören kulaktır. Onun içerisine ben nasıl girmişsem,
Tanrı da dedim eşyanın içine, insanın bedenine böyle girmiş. Böyle bulunuyor. Böyleydi, koydu. Bir daldı bana böyle. Bir daldı, daldı. Acayip. Tanrı nerede? Kelamın, sesin neresinde ben varsam Tanrı da benim oramdadır. Üç kişi zor tercüme ediyor. Öyle mi? Nasıl bakıyor? Acayip. O kadar etkilendim ki bu gece. Değişik bir insandı. Bana haber gönderdi de biz ayrıldık orada. Sonra kimle? İsmail'e gönderdi. İsmail'e mi? İsmail. İsmail'e gönderdi. Gördükten sonra bir daha yanıma gelin ne gördüğünüzü anlatsın bana demiş. Allah Allah. Ne, evet. Ne düşündüklerini yani. Yani o semay teleskopla gösterecek. Bunu profesör biliyor. Profesör diyor o gözlemledikten sonra diyor neler etkilenmişse gelsin bana bir de anlatmasını istiyor. Bilse ki profesörler senden ders alıyor. Fesubhanallah. Öyle bir elimizde hakikat var ki kabirde geçiyor. Platonium'da geçiyor. Şeyde geçiyor. Meyve sebze haline gittik. Çeşitlilikleri görelim diye. Her yerde öyle bir dava vermiş elhamdülillah. Hep kullanılmışlar ya abi. Evet. Hiç onlarla böyle gerçekten onların istediği tarzda veya ihtiyaçları olan şeylere bu zamana kadar kimse anlatmamış ki. Evet. İzah etmemiş. Sadece kullanılmışlar abi. Evet. Birazcık böyle bir şey görünce. Muhatap. Acayip değil. Bir, sevgi. Sevgi. İki, alaka ve muhatap olmak. Samimiyet abi işte. Samimiyet. Sevgi. Bak sevgi, iletişim dili, tebessüm, güler yüzlü, ön yargılı olmadan, mülayemetli, küfür sözü söylese bile, tobe tobe ne yapıyorsun falan filan almam bu. Hiç demeden, hiç sevgi dilini, muhabbet dilini, af dilini iletişimde kullanırsan Allah'ın izniyle girersin içine. İstediğin gibi değiştiririz. Bak olayı bitirdikten sonra gelsin diyor profesör. Gözlemlerini, kendi intibalarını yani doğuşlarını bana anlatsın diyor. Bir de şeyden çok etkilendi abi. Uyuduğun zaman horlamayı duymuyorsun dedin ya. Ondan etkilendi değil mi? Çok etkilendi. Böyle şaşırdı o zaman abi. Evet dedi. Kendi horlamanı aynı böyle yapıyorum. Sen duymuyorsun buradan buraya. Ama karşıdaki daire rahatsız oluyor. Odadaki rahatsız oluyor. Ama o anda başka sesi duyuyorsun. Kendi sesini duymuyorsun. Demek ki bu kulağın arkasında başka kulak da var. Hangi kulakla duyuyordun dedim. Orada değil mi? Evet. Orada o felç oldu zaten. bu bedenle hareket etmiyorsun rüyada ama bu bedene fatura çıkıyor. Terliyorsun bilmem ne oluyorsun. Bu gözle seyretmiyorsun karanlık odada. Başka bir gözle bir şeyler seyrediyorsun rüyada. Demek ki bu gözün arkasında bu bedenle dolaşmadığın halde bu bedene faturalar çıkıyorsa astral beden, paralel evrenler, paralel vücutlar var. Benim paralel vücudum da var. Nasıl diyeceğim? Fizik lisanı kullandım. Oysa bedeni misali. Bizim lisanda bedeni misali. Zaten bir baktı o. Siz dedim kendinizi et ve kemikten mi zannediyorsun? Ben sizin et ve kemiğinize mi muhatap oluyorum? Et ve kemik şuna benzer. Oduna benzer. Onda da şaşırdım. Odunda duman var. Odunda nur var. Ama iki zıt unsur aynı yerde. Dumandan kasıt nefis. Nurdan kasıt ruh. Ama buradasınız. Ben şimdi nurunuza hitap ediyorum. Siz et ve kemik misiniz? Çok acayip. Onu o bırakmıyor da biz ayrıldık yarım saat. Hadi gidelim dedi. Ne yaptık? Onun sözüyle tenezzülatu ilahiyatı ila ukulil beşer insanların seviyesine Allah'ın inmesi Allah'ın tenezzülatıdır. Kendine yakışır bir üslup kullanmıyor. Takat getiremez diyor.
Allah kendisine karşı tarzda konuşsa ben ne hissine muhatap olacağım? Soruya bak, zındıklığa bak. Kur'an'ın konuşması insanın konuşmasına benziyor. Tabii ki öyle olacak. Bana hitap ediyor. O zaman benim Müslüman. Şimdi siz Almanca konuşun benimle. O zaman ben bana bakarak ne dalga geçiyorsun ya. Ne anlarım ben ya? Anlamam. Nuzul edip muhatabın bir de derecesine göre, yani onun lisanına, bir de seviyesine. Çocuk mu? Kim o? Sözüyle nuzul edip öyle konuşan esali bir Kur'aniye en mütebahi hükümanın, yani diye gidiyor. Şimdi muhakemattan yerler göstereceğim size. Harika, en çok hoşuma giden. İnnallâhe âlel arşiste var. Manası? Muhakkak ki Allah arşta istiva etti, oturdu. Leyse kemisli şeyin diyor hemen akabinde. Allah hiçbir şeye benzemez diyor. Ama yukarıda diyor ki benim anlayacağım üslubu kullanıyor. Allah diyor nasıl icraat yapıyor? Arşta istiva etti, oturdu. Bir padişah saltanatına oturur da yönetir ya. Yönetimini anlatırken arşta oturdu. Peki Allah oturur mu? Bana benzedi de benim gibi oturur, hitap ediyor. Altına diyor ki sizin anlayacağınız lisanla konuştum diyor. Böyle değil ama siz bununla anlarsınız diyor. Hangi ayette diyor? Leyse kim istiyor şeyin. O hiçbir şeye benzemez. Oturma da yok ama siz böyle anlarsınız diyor. Diyor ki burada kanun çıkartıyor ustad. İşte hissiyat-ı cumhur, yani insanların hisleri. Hisler nedir? Alıcıdır, avcıdır. Balık oltasını düşünebiliyor musunuz abiler? Balık oltasını atıyorsunuz. Balığı yakalıyorsunuz. Ben ve deniz, olta ve balık. Nedir o? Olta hissiyattır. Orada bağ kurup alıyorsun. Hissiyati insan, cumhur, insanın şu merkezde olduklarında elbette irşat ve belagat iktiza eder ki irşat etmek, muhataba göre bazı şeyler anlatmak nasıl yapacağız? Onların, yani karı koca münasebetlerinde ona da gireceğim. Onların hissiyatı riayet, ihtiram edilsin. Yani kocanın hayata indirgemeyen dersi yapmıyor. Ben sevmiyorum çünkü. Ne muhakemat okuyorum, hayata indirgemeye çalışıyorum. Aileye, iletişimde. Mesela kocanla, karınla, çocuğunla, akrabanla irşat mı ediyorsun? Yoksa normal bir belagat, yani muhatap beşeriyet mi? Beşeri bir muhatap mı oluyorsun yoksa ciddi bir şey mi konuşuyorsun? Ne olur? Onların hissiyatına riayet et. Erkekse kadın, karşındaki insanın duyguları kadın. Karşındaki insanın duygusu erkek. Karşıdaki insanın duygusu çocuk. Karşıdaki insanın duygusu kafir, Alman, bilmiyor. Ha, onların hissiyatına riayet et. Nasıl yaparsın? O ol. Nasıl yapacaksın bunu? Buradan çık. Buradan konuşurken. O ol. Ona öyle hitap et. Sen sıfır olsan nasıl anlamayı, nasıl anlardın, hangi örneklerle anlardın, nasıl sana davranılmasını isterdin, öyle davran. Bunu psikolojide empati derler. Bir öğretmen bana telefon ediyor. Batman'a tayini çıkmış yeni öğretmen. Abi diyor, bana tavsiyen nedir? Bizim talebelerden. Nur talebelerinden. Abi diyor, Batman'a gidiyorum. Batman, Kürt de var ama çoğunlukla Arap. Arap, Türkmen de var. Her çeşit sınıfa çocuk gelecek. Abi diyor, ben çocuklara neyi nasıl anlatacağım, nasıl davranayım bilmiyorum. Dedim ki en kolay bir yöntem söyleyeyim sana. Sen çocuk ol, öğretmen sana nasıl olmasını isterdin, sen çocuklara öyle ol. Mesela ben bu dersi, ben karşıda otursam, alt kattaki kadınlar oturuyor.
alt kattaki kadınlar yerine kendimi koyuyorum. Ben kadınım. Bir hoca bana hitap ediyor amfi ile. Ne duyma? Nasıl bir şey isterdim ondan? Öyle gayret etmeye çalışıyor. Bu hissiyatına ihtiram. Onun duyguları var. Unutma, duvar değil. Teyip değil ki kaydetsin sif. Yani cihaz değil ki bu. Bu insan cihaz değil. Cihaz değil, unutma. Empati yap. Yani bir daha söylüyorum. Ol. Karşındaki gibi ol. Oraya kendin kendine hitap et. Bir, bu bir. İki, ihtiram et. Yani değer ver. Şöyle deme. Al. Gözünü tutsun ha buna. Aha ye lan zıkkım olsun. Veya bunu yap. Veya ne biçim yapıyorsun? Öyle olur mu ya? Şuraya bak ya sakar gibi usluplar var ya. Sonra bana diyor ki abi ya şunu yap dedim diyor. Bana karşı geldi diyor. Lan hangi uslupla söyledin kardeşim? Bir şöyle var. Bunu yapar mısın kardeşim? Hani bunu yapar mısın? Bey bunu alır mısın? Bir de böyle var. Niye almadın? He niye almadın? Söyle. Niye almadın? Neyi getirmedin? Ama bana hakemlik yaparken bana nasıl takdim ediyorsun? Ya almasını söyledim ama almadı. Sorularda da öyle yapıyorum. Bana soru soruyorlar. Dedim ki nakledeceksin bu sorumu. Sakın verdiğim cevabı nakletme. De ki şu uslupla soruyu şöyle sordum. Bu soruya böyle cevap verdi. Hasan abi bu konuda böyle dedi deme. Böyle sordum, böyle cevap verdi. Veya gidin oraya telefonu açın. Ahize dışarıya ses versin. Soruyu hep beraber sorun. Hepinize anlatayım. Demek ki iki. Birincisi o olmak. İki. Ona hürmet etmek, hürmet demek yani baş gözetmek değil yani. Değer vermek, aşağılamamak. Üç, efkarları dahi bir derece mumaşaat. Efkarlarına mumaşaat yani fikri yapısı ne kadar? Şöyle diyeyim. Mesela ben eşim olsa nasıl davranırım? Fikrine nasıl mumaşaat ederim? Benim anne babam, ben daha olmadan anne babamın soyları hayal et. Kendi anne babanızın hayal edin. Anneniz başka kabileden, anneniz babanız başka kabileden. Eğitimlerini hayal eder misiniz? Anne babanızın eğitimini veya şöyle diyeyim, eşinizi daha iyi olur. Eşinizin babasını, annesini ayrı ayrı düşünün. Sonra eşinizin anne ve babasının kültürünü, hem dünya hem ahiret eğitimi ne kadar var? Sonra bunlar nikahına ne kadar riayet ettiler? Evliyken ben olmadan ve ben annemin karnındayken ne kadar annem haram yedirdi, helal yedirdi, namahreme dikkat edip etmedi. Oturup kalkmasına, açılıp saçılmasına ne kadar dikkat etti? Tamam mı? Bu ondan olan bir çocuktur senin eşin. O zaman bir de sen kendi anne babanı hayal et. Sen de böyle bir anne babanın çocuğusun. Ortak tarafınız az. Ne yapacağız? Ortak tarafı %50'yi açsın. %60-70 olursa ortak taraf tamam. Öp de başına koy. Yeter. Yani şunu demek istiyorum. Ona davranırken, ona muhatap olurken onun anne babasını soyunu da nazara al. Çünkü genetiğin tesiri %40'tır. Mahkematta diyor ki kişinin değeri kendindendir. Neslinden değildir diyor ama altına atın. Soy çok önemli. Asli hu nesli hu. Kız alırken, kız verirken ecdadımız Osmanlı soyuna bakarmış. Evi var mı? Var. Olması var mı? Var. Verdim gitti yok. Soyuna bakarmış.
Din var mı? Abası var mı? Peki pahası var mı? Tamam. Dini var mı? Davası var mı? Sormuyor. Namazı soru olur. Parası soru olur niye demiyorsun? Yani soyuna bak, soyuna. Çünkü neslinin devamıdır o insan. Senin neslini devam ettirecek. Soyuna bakacaksın. Allah Resulü diyor ki, üç şekilde kadın alınır diyor. Kadınlar da erkek olarak düşünsün. Tersini. İki tarafta dinlediği için şimdi. Mefhum muhalifiyle öyledir yani. Ayetlerde, hadislerde de böyledir. Diyor ki insan eşini üç şekilde alır. Güzelliği için, malı için, bir de parası için. Siz diyor dinini seçin. Eğer güzelliğini ve malı için alırsanız ondan da hayır göremezsiniz diyor. Bak güzelliği için ve parasını için eşini alanlar, nikahlayanlar hakikaten hayrını da göremiyor. Ama dini ölçü yaparsan o diğerleri de gelir. Allah size öyle huzur verir ki kuru ekmekten aldığınız lezzeti elin adamı baklavadan alamaz. Peki abi bu din değil de ahlakı olsun mesela, farklı bir dinden olur ama ahlakı çok güzel olursa mesela. Ha yani ahlakı şimdi dinden alınmaz demiyor. Zaten soy ahlaktan geliyor zaten. Ahlak soyundan geliyor. Ahlak, huluk çok önemli. Mesela tövbe estağfurullah ama hususu dediğimi yayınladılar. Madem yayınlandı burada da yayınlansın. Şunu demiştim. Bazı ahlaksız insanlar var. Kisvesi Müslüman. Görüntüsü Müslüman. Dedim ki ama öyle ahlaksız ki. Öyle ahlaksız ki kadın olsun erkek. İslamiyetin şekli buna hiç yakışmıyor. Ya nasıl ya sen insana İslamiyeti nasıl yakıştırmıyorsun derler, diyecekler tabii. Böyle ahlaksız, çirkef, geçimsiz, bağnaz, konuşulmaz, hemen bahane arayan, hemen küsen, hemen şiddete müracaat eden, hemen en son lafları söyleyen, yani tuhaf işte bir mahluk. Hemen yani seninle kötü olmak için sebep arayan böyle bir tip. Ya biraz mülayim ol ya, biraz efendi ol ya, biraz saygılı ol ya, biraz değer ver ya. Allah onu gebersin, Allah belanı versin diyeceğine. Allah niye belasını versin ya? Allah yaşatıyor onu. Sana ne? Yani bazı insanlara İslamiyet hiç yakışmıyor. Ama cehalet de hiç yakışmıyor. Ahlak %40'ı soydan geliyor. %60'ı kendi eğitimle alıyor. Tamam? Yüzde boşuna ecdat dememiş. Anasına bak, kızına. Soyuna bak, çocuğa. Evlenirken kızın tesettürüne, namazına değil, tesettürüne, erkeğin namazına bakılır. Çünkü tesettür hepsini cem eder. Tamam. Namazda fahşa, bütün fahşadan korur namaz. Yani soya bak kardeşim, soya. Soy. Yüzde ahlakın %40'ı soydan, %60'ı okuyorum. %60'ı nereden geliyor biliyor musunuz? Zaman, zemin, tam, libas. Yani yaşının ahlakı var. Yaşadığı bölgenin insan üzerine ahlakı tesir edin. Var. Nerede anlatıyor bunu? 198 lemalarda tesettür risalesinde anlatıyor. Zamanı ve mekanın insan üzerine tesiri azimdir diyor. Bir, yaşa göre ahlak var. Yani 30 yaşındaki bir insanın ahlakıyla daha yeni yetme 20 yaşında bir delikanlı ahlakı, 50 yaşındaki olgun bir insanın ahlakı bir olmaz. Yani yaşın ahlaka yaptığı tesir var. Yaşadığınız mekanın ahlakınıza yaptığı tesir var. Yediğiniz, dün mesela yemek yedik. Dışarıda tavuk yedim mi ben? Yok. Et yedim mi? Yok abi. Yemedim. Almanya'da dışarıda ne tavuk yiyorum ne et yiyorum. Yemedim. Ne yedim? Balık. Çorba. Çorba ve balık. Çorba da tuzluydu, alın dedim, onu da verdim. Niçin anlatıyorum? Örnek yaşantımdan veriyorum.
Dikkat ediyorum. Burası çöplük değil kardeşim. Aç dururum, sokmam. Dışarıdan et yemem. Bazı sizin evlerinizde yiyorum. Size güvenden. Çünkü siz dikkat ediyorsunuz. Çünkü Müslümana bu et güvenilir mi sormam. O zaman eve yeme. Neye benzer diyor fıkıhta? Murat evine geldim. Murat namaz kılacağım. Seccâ değil, serer misin abi? Serdin. Şunu sorma, mekruhtur. Abi kıble böyle midir? Murat'ım kıble böyle mi? Sorulmaz. Ne demek biliyor musun? Ey namazsız adam. Sen kıbleyi bilmiyorsun galiba. Emin misin? Yani kıble sormak, namazsızlıkla itham ediyorsun. Adamı ne itham ediyorsun? Veya Murat namaz kılacağım, kıble ne tarafa? Abi şöyle kıl. Eğer derse ki bana seccade getireyim, bak terbiyeye bak. Edebe bak. Edebe bak. Mecburatul adapta diyor. Size diyor evde sana kıbleyi gösterdi. Ya acaba temiz olur mu olmaz mı? Murat bana bir seccade getirseydin deme diyor. Niçin? O bilmiyor mu yerin temiz olup olmadığını? Seccade istemek diyor. Adam itham ediyorsun. Yer temiz değildir. Pistir. Eğer gerekiyorsa o verir sana diyor. Ne acayip bir şey ya. Hatta kıble yanlış olsa bile değil mi o? Tabii. Problem değil yani. Yani adam itham etme ya. Ne kadar acayip bir şey. Mesela kadın mı eve geldi, erkek mi kapıya vuruştan, vuruşları farklıydı. Kapıya vuruş şekli anlaşılmış. Ha bu kadın vuruşu, kadın açarmış. Bu kapıya vuruş, erkek vuruşudur, erkek açarmış. Balkona, pencerenin kenarına sarı ve kırmızı çiçek koymak, bu evde evlenecek kız var. Yani demekmiş. Yani dolayısıyla kız kendisini evlendirmek için çeşitli şekillere girmezmiş. Dışarıdan bakan anlarmış ki bu evde evlenecek kız var. Ve İslam'da erkek şimdi nasıl ister evlenir? İslam'da kadın da istermiş. Dermiş Bülent, kardeşim benim kızım var, senin oğlanın çocuğa yani uygundur. Böyle bir şey düşünürseniz bilin yani haberin olsun. Yani şimdi nasıl oğlan ister evlenir, kız bekler, öyle yok. İslam'da kız da istermiş, teklif edermiş. Var var böyle var. Ama ayıplar helal, haramlar ayıp helal olmuş, helalar da haram olmuş. Açık saçılmak helal olmuş. Ya olur mu ya, kız nasıl teklif ediyor? Sen çeşitli şekillerde kendini ortaya koyuyorsun. Abi internette mesela arkadaş ediniyorlar, daha sonra şey yapıyorlar. Boş ver. Onlar normal abi. Normal. Demek ki İslam'da bu. Doğruları anlatalım, yanlış gerisi Demek ki eşimizle muhatap olurken hissiyatına dikkat edeceğiz, cinsiyetine. İki, ona değer vereceğiz. Yani muhatap olurken böyle uslubumuza ihtiram edeceğiz. Kay oraya kay. Başına devrilsin. He, şuraya bak. İyi bir şey olsaydım bana denk gelmezdin. Lan der seni uslupları. Çünkü köyümüzde çok duyardım bunları. Bana mı denk gelecektin? Beni mi buldun? Tamam. Ölüm kıt oldu sana. Gibi uslublar. Ben de sanki 90 yaşındaki bir kalma eskimolardan kalma bir insanım gibi hissediyorum kendimi. Sizin yanınızda. İhtiram etmek. 3. Efkarına mumaşaat etmek. Fikirlerine değer, mumaşaat. Onların seviyesinde değer vermek. Fikirlerine. Fikirlerine göre muhatap ol. Patlı, paldır küldür. Hemen şey yapma, ihtiram edilsin. İşte riayet ve ihtiram, ukulu beşere karşı olan tenezzülat ilahi ile tesmih olunur. Evet, o tenezzülat, teniz ehsan içindir. Bunu Kur'an kullanıyor. Niçin kullanıyor diyor Murat, çok önemli abim. Bu tenezzülat, yani insanların seviyesinde tenezzülat, tenisi ezan içindir.
zihinler yakınlaşmasına sebebiyet veriyor. Bak, Alman'da misal verdim. Alman oldum ben, kadın oldum ben, kafir oldum ben. Bir sürü hurafelerle büyümüşüm. Karşımdaki kadın o ya. Hı hı. Öyle oldum. Ona ne lazım, neler beklerdi hissetmeye çalıştım. Ona öyle hitap etmeye çalıştık. Öyle yap. Dört tane. Bir, onların hissiyatına riayet et. Şeylerine, belagata ihtiram et. Üslubuna dikkat et. Fikirlerine, seviyesine göre konuş ve soyuyla, bulunduğu mekanla, yani soyu, yaşı, mekan, yediği gıdalarla bu etkileneceğini de unutma. Dört. Böyle bak. Peki, başka yer okuyorum. Bu 159'du muhakemat. Şimdi 157'den okuyorum. Külliyat nasıl bir kitapmış? Tuhaf değil mi? Psikoloji. Bakıyorsun din. Yani mesela ne soruya cevap verdi şimdi? Ya Allah insanların konuşmasına nasıl benzetiyor ya? Ya Allah, Kur'an insanın konuşmasına benziyor. Tabii ki. Tabii ki insanın konuşmasına benzeyecek. E Murat? Sen şimdi çocuğuna bire mi gidiyor? Evet. Yediş. E sen kimya mühendisisin. Kendine göre tabir kullanır mısın mesela? Demir atom ağırlığı, proton ağırlığı falan. Yok. Olur mu şimdi? Kızım ne, helyumun atom ağırlığı? Demirin kaçtı? 56 mıydı? 56. Atom ağırlığı. He. Proton sayısı kaçtı? 26 mı? 26. E şimdi kızım bak, demirin atom ağırlığı, proton sayısı şu bilmem 56 bilmem ne. Allah Allah. 40 hangisinin atom ağırlığıydı? Ya dün baktık 40. 40 neyin atom ağırlığıydı? 40. Helyumun değildi kayın. Tamam, o çizelgede gördük ya. Helyum 2 abi. Helyum 2 mi? He. 40. E şimdi bu çocuğun seviyesinde ilmeği de bunu kendine göre yap bakayım, olur mu? İhtiram et. Şu paketi 4 tanedir. İnsanı tesir altına alan. 1. 4'ü 1 sayacağım. Yaşına göre ahlakı, kültürü olur. Yediği, içtiği, bak, yaşı, zaman, yaşadığı mekan, yediği ve giydiği. 4'ünü 1 say. 2. Hissiyatına. 3. Uslubuna. 4. Fikriyatına göre. Ya cennet olur. Ya bilmiyoruz. Tamam da bilmek için uğraşıyoruz. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Peki ne oldu? Bu dersten gittikten sonra kadınlar aşağıdan gidecek. Biz de yukarıdan gideceğiz. Şunu diyeceğiz. Vay be. Şöyle hata yapıyordum ya. Ha, demek ki buna dikkat edeceğim. E demek içindir bu ders. Yani birbirimizi sergilemek için değil ki. Eksikliklerimizi görmektir. Ha, şu an buna dikkat edeyim bari. Meğer kocamın veya hanımımın ahlakı %40 soyundan geliyor. %60 kendi eğitimiyle kazanacak. Ha, demek ki etkilenmiş. Bazen kusar ya soyu. Ne kadar mesela diyelim ki ben ne kadar nur talebesi dayı olsam, vakıfta olsam vesaire, yaşı dayı olsam bazen kusuyor. Ustad diyor ki şimdi ben 55 yaşındayım ama bana da böyle bakacaksınız bak. Ustad diyor ki kız diyor bekarken 3'te 2 kızdır. 1/3 erkeklik var namusunu korusun diye. Tamam mı? Kız bekarken 3'te 2 kızdır namusunu korusun diye 1/3 kızlık erkeklik var. Erkek bekarken 2/3 erkektir, 1/3 çocukluktur. Evlenince 3/3 kız kadın oluyor. Çocuk da olduğu zaman erkek çocuğu görünce 3/3 erkek oluyor. Şimdi ben vakıfım, bekarız ya. Bana 2/3 erkek, 1/3 çocuk. O zaman hala geçerli senin işte. Hayır, geçerli. 1/3 sözlerime, davranışıma çocuksu diyeceksin.
Çocuksu. Tamam. Yani ne kadar güzel bir şey değil mi? Nasıl bir sistem, sistemle haber veriyor. Risale ya. Ne kadar güzel bir şey. Ha böyle baktın, ha tamam canım. Büyük adamların her davranışları, her sözleri büyük değildir. Nereye benziyor? Bilim adamlarının her söylediği bilimsel olmadığı gibi. Büyük adamların davranışlarının ve sözlerinin hepsi büyük olan tek bir tanedir. Her şeyi ve her hareketi doğru olan, büyük olan Resulullah'tır. Başka mümkün değil. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam hem masumdur hem mahfuzdur. Masumdur, hiç günahı yoktur. Mahfuzdur, isme sıfatıyla korunuyor. Mücedditler ise mahfuz değildir, masumdurlar. Günahları ipek yoktur. Günahları bilinen günahları yoktur. Gazali'nin, İmam-ı Rabbani'nin, Bediüzzaman'ın, Abdülkadir Gene, bunlar masumdur. Günahları hakikaten yok ama mahfuz değiller. Yani korun ismet sıfatları yok. Ama o esmaya da mazhardırlar. O mahfuz olmasına sebep olan esma tecelli ediyor ama onlar gibi Cebrail tarafından korunmuyor. Şimdi 157, hem de insana tesir eden muhit, zaman ve mekanın insanın nefsine, nüfusunun ahvaline büyük bir tesiri vardır. O zaman eskide harikulade olan şeyler şimdi adi sırasına geçebilir. Mesela eskide İstanbul'dan Rize'ye gitmek için bir ayda gidiyorlarmış. Benden eski kuşak. Ben ise 21 saatte gittiğimi hatırlıyorum. 21 saat. Şimdi 1 saat 15 dakikada gidiyor. Tamam. Eskide bir eşyanın hareket etmesi için insan gerekiyormuş. Şimdi çocuklar uzaktan kumandalıyla gönderiyor. Uzaktan kumandayla arabalarını, uçaklarını uçuruyorlar. Öyle mi? Ha. Demek ki eskide harikulade olan şeyler şimdi adi sırasına geçmiştir. Şimdi peki onlar nedir? İbn-i zamandırlar. Zamanın çocuğudurlar. O zaman insanın ağzından çıkan, iyi dikkat edin buna. İnsanın ağzından çıkan kelimeden, yediği gıdadan, giydiği elbiseden, yaşadığı mekandan ve kendi yaşının tesiri vardır. Etkiler onu. Hani bazen deriz ki yaşından büyük konuşuyor. Onun için çocuklara şaşırıyoruz. Ha, demek ki insanın konuşmasına, davranışına etkileyen bunlardır. Ne, peki ne çıkartıyoruz şimdi buradan kar? Yediğine dikkat et kardeşim. Ben açtım. Dün açtım. Açlığa tercih edecektim. Ama yemedim. Yemedim. Bir ay kadar, 15 gün kadar Almanya'da kalırım. Bir tane böyle komple çikolata bitirmem. İşte İbrahim İdüge verdi değil mi? İnce parçası evvelki gün. Abi falan. O da kendilerinin güvendikleri ufak parça. Niye? Dikkat ediyorum kardeşim. Dikkat ediyorum. İçeriye girdi mi mutlaka bir şekilde çıkacak o. Ya fikriyatıma zarar verecek, ya hissiyatıma, ya duygularıma veya bedenime zarar verecek. Mutlaka. İmam Azam diyor ki, ağızdan gireni kontrol edemeyen hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemez. Aynı şey göz, burun, kulak için de geçer. Aynen. Mesela öyle ortamlara gidiyorsun ki belki akrabandır ama yani dünyalık veyahut da böyle farklı bir tarzda bir şeyi vardır, yaşantısı vardır abi. Sen ne kadar ibadet edersen bu insanı etkiler herhalde. Mutlaka. Mesela gittin, namazı kıldın odada, geldin. Falancanın karısı, falancanın kızı, falancanın aldığı araba, daire, Türkiye'ye gönderdiği dolarlar, eurolar, bilmem neler. Şimdi seni de etkiliyor ya. De hayatı hakir görülen bir yerdesiniz. Hayat basit, intiharlar normal. Böyle bir maaş almaya da. Bunlar artık ölüm burada, intihar etme gayet normalleşiyor. İnsan artık normal.
Kim anlattı ya? İsmail mi anlattı? Ondan sonra Hamburg'da varmış. Gidiyorsun bir tane. Hamburg'da mı? İsviçre'de mi ya? Gidiyorsun. Devlet resmi yapmış. Öyle mi? Ötenazi abi. Ötenazi mi? İsviçre'de adı değil mi? Almanya'da serbest edildi İsmail abi. Serbest edilmiş. Evet. Ötenazi denilen gidiyorsun. Müracaat ediyorsun. Devlet tamam kabul etmiş. Şu zehri içeceksin biraz sonra. Yani gidiyorsun resmi ben bu zehri içip intihar edeceğim. İmzayı atıyorsun. Memur soruyor. Yani ciddi misiniz? Yani son kararın son. Al bakalım bu şu şeyi. Zehri. Ondan sonra herkesin içinde, akrabaların içinde zehri içiyor. Hop ölüyor. Yani artık bu yapıla yapıla, konuşula konuşula intihar normal oluyor. Mekanın tesirine bakın. Hemen orayı terk edeceksin kardeşim. Akraba akrep olmamak şartıyla eline geldiği kadar ilişkileri dengede tut. Ama akraba akrep gibi ise dinine dünyana zarar veriyorsa kavga etmeden Kur'an'ın tabiriyle hecren cemila güzel bir şekilde uzaklaşın diyor. Uzaklaş kardeşim. Akraba akrep gibi olmuş. Buna silah-ı rahim denmez. Silah-ı rahim ne demektir biliyor musunuz? Sıla bağ demektir. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim ismidir. Yani rahimin onayladığı bağ. Böyle sefi, böyle alçak, dinimden, namazımdan dalga geçen, tesettürüme aşağılayan bir akraba. Akraba mıdır? Akreptir. Rahim onaylar mı? Rahim. Sıla-i rahim. Sıla-i akrep değil yani. Akrep, uzak duracaksın. Ben uzak duruyorum. Selam selam. Merhaba merhaba. Ben bakıyorum dalga geçiyor dinimden. Alay ediyor işimden. Uçuyor musunuz Hasan Hoca? Herhalde artık dolmuş parasından da kurtarmışsın. Uçarak gidiyorsun herhalde. Ha. Böyle yapan şeyler vardı. Biz de ufaktık, gençtik. Koca adam yani. Adama benziyor. Surete insan. Bunlar sonra da yaşlanınca onu söyle bir gelsin ya. İnsan hiç şeyine uğramaz mı ya? Köylüsüne uğramaz mı? Ne olacağım? İnsan mısın? Ama kötü de değil. Ben zamanım yok diyorum ya. Amca hiç zamanım yok. Dayı hiç zamanım yok. Emici hiç zamanım yok. Hakikaten uğramak. Başkalarına zamanım var. Ya. Çocukları sevmek için evlerine, dostlarımın evine gidiyorum. Çayını içiyorum, oturuyorum. Halatır soruyorum. Yemeklerini yiyorum. Namazı bazı namazları kasten onların evine seçiyorum, orada kılayım. Evinizi mezarlık yapmayın diye ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evinizi mezarlık yapmayın, Kur'an okunmayın, namaz kılınmayın, ev mezarlık gibidir. Evlerinize namaz kılıyorum. Bazında hiç zamanım yok. Yok zamanım. Çünkü zamanım yok ya. Nasıl gel? Niye geleceğim? Sen benimle dinimle, mukaddesatımla alay edersen... burayı da böyle okuduk. Şimdi başka bir yer okuyorum. 152. İnşallah umarım sıkmıyorumdur sizi. Bilmiyorum. Afi ile konuştuğumuz için orada oralarda neler oluyor bilmiyorum ama artık idare et. Kim tevfik isterse, bu da çok önemli şey Bülent. Kim muvaffak olmak istiyor ne işte? Topçu mu olmak istiyorsun? Kumarcı mı olmak istiyorsun? Alim mi olmak istiyorsun? Kamil mi, evliya mı? Ha, ne istiyorsan, kim tevfik isterse, yani gayesine muvaffak olmak isterse, Allah'ın oraya varmak için koyduğu batıl veya doğru kurallara, adetullah'a ve hilkat ve fıtrat ile aşinalık etmek ve dostluk etmek gerektir. Yoksa fıtrat tevfiksizlikle bir cevabı ret verecektir. Yani ne olmak istiyorsan, bir, adetullah kuralı var onun. Yani ona varmak için bir yöntemi var. Ona ve onun yaratılışına ve onun fıtratına uygun davran. Misal vereyim, topçu olmak istiyorsanız tek başına topçu olamazsınız. Alim olmak istiyorsanız tek başınıza alim olamazsınız. Birincisi neymiş? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ne olmak istiyorsanız onu sizden önce yapanlarla, muvaffak olanlarla beraber olun. Ve ona varmak için adetullah kanunu var. Yani mesela Kur'an okumak istiyorsun. Adetullah kanunu harfleri ezberleyeceksin.
Vallahi din duygularım canlı olmasını istiyorum. Din duyguları canlı olanlarla beraber oturup kalkacaksın. Hılkat ile fıtrat arasındaki farkı anlatayım size. 20. sözde öyle diyor. Hılkatın en yüce neticesi, fıtratın en yüce gayesi imani billah'tır diyor. Hılkat ve fıtrat. Yani insan yaratılmışız. Kadın, erkek hılkattır. Yaratılış, yaratılmış. Kadın ve erkek cinsiyeti fıtrattır. Fıtrat. Veya aynı şeyi söyleyelim. Fatma Hanım, Ayşe Hanım, Ahmet Bey, Mehmet Bey kendi aralarında, yani Ahmet, Mehmetler, Hüseyinler, Hasanlar, bunlar hılkattır, yaratılmış. Ama hepsinin karakteri farklı olması fıtrattır. Ayşe Hanım, Melek Hanım vesaireler hılkattır. Hepsinin onun yaratılması, mahluk olması, Allah yaratması, yaratılış noktasında eşittirler. Hılkat da eşittir. Yani yaratılmış. Ama fıtrat da farklıdır. Yani herkesin fıtratı, doğası, ahlakı, huyu farklıdır. Peki ne yapmak lazım? Bir, ne olmak istiyorsan hılkatına bak, bir de fıtratına bak. Kadın mısın, erkek misin? Fıtratın konuşmaya uygun mu, değil mi? Edebiyatçı olamazsın, sunucu olamazsın, konuşma kabiliyetin yoksa. Kimisi alimdir ama elde ettiği ilmi satamaz. Yani hılkati çok müsait ama fıtratı müsait değil. O zaman ne olmak istiyorsun? Bak bakalım o varacağın şeye senin hılkatin ve fıtratın müsait. Hılkati müsait. Fıtratın da müsait olması lazım. Mesela ben külliyatta çok değişik meslek var burada. Ben gayb'le alakalıyım. Risale-i Nur'da. Beni yetiştiren, bana emeği olan Rüştü abi sosyolojiciydi. Laikalara çok ustaydı. Çok. Yani sosyoloji noktasına bakardı. Bana başka bir abim var, emeği olan, bana yapılandıran Hızır abimiz, rahmetli hepsine. O düşüncesini şekillendiriyordu. Şekilleri düşünceye dönüştürebiliyordu. Külliyat okusun burayı, aynen şunu gibi diye aniden bir örnek verirdi. Böyle bir fıtrat gözükmemiş. Ha, ikisinden de ders aldım. Onun için ben konuşurken misal verebilme kabiliyetim ondan gelmiş. O inkişaf ettirmiş. İnsani ilişkilerdeki psikoloji tarafım Rüştü abiden gelmiş. Gayb ise mesela alem-i şehadet ve gayb, evvel, ahir, zahir ve batın dört isimle hayata indirgenecek, yani şecere-i hilkat, insanın ruhu, haritası, aklın haritası, o kendim, fıtratım. Kendi doğamdan çıkmış. Yani bu. Ama kalkıp da ben desem ki Nikola Nikolaviç'e kalkmayan, bu sarık bu kafayla gidecek diyen, mecliste en büyük hakikat kainatta namazdır, namazı kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur, şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım, Sufyan'a böyle demiş dediği zaman. Yani bu tür üslup, bu tür çalışmalar, bu tür ders yapanlar var ama ben bunu yapamıyorum. Bu tür kişiler var ya böyle, celallı falan var. Mesela hissiyat dersini yapıyorlar. Kabrime girdim, kefenime sarıldım, el aman falan var ya böyle. Hissiyat böyle. İnsanın hissiyatını aktif edeceğim. Bunu da yapamıyorum. Benimkisi uslubu ilmidir, beyan değil. Yani mevzuyu dört konuda, evveluhu çekirdek. Mevzuyu çekirdek konumunda, meyve konumunda, ağacın konumunda, zahirinde, batını dört noktada, yani mevzu kafada nasıl, kalpte, ruhta, fiilde nasıl, benim sağım bu. Yani demek istiyorum ki dokunma insanın fıtratı nereye uygun, zorlama fıtratını, sana uygun. Ama baktın ki fıtratına bir şey uygun, bırakma onun peşini. Bir güldüreyim size. Türkiye'de kamyonun arkasına yazmış. Laz herhalde. Kamyon yazmış arkasına. Ya cover peşimi. Tamam. Geçeceksen geç.
Bana ki de bir far ve korna çalma. Zorlama beni. Arkamdan çekil. Ya kover peşimi. Şimdi koverma peşini. Yani fıtratı ne uygunsa ona şey yap. Adetullahun hilkati nasıl? İnsansın kaç sene yaşayacaksın? Ya bir karaciğer ya. Bir böbrek, bir akciğer. Yüzünde bir çıkacak sivilce. Bir karın ağrısıyla doktora gideceksin. Meğer pankreas sarmış kanser. Yani hilkatini unutma. Fanisin, mahluksun. Et ve kemikten olduğunu, hilkat olduğunu unutma. Yaratıldığını unutma. Bir gün sona ereceğini, pilin biteceğini unutma. Fıtrat ise doğan, tabiatın nereye meyilli? Mutlaka onun peşine meşru olsun. Buna aşinalık etmek, dostluk kurmak. Yoksa yoksa tevfiksizlikle bir reddi cevap alacaksın. Başka bir yere okuyorum. 145. Görüyor musun? Muhakeme hata en ağır bir mevzudan. Hem ruhsal ders yapıyoruz, hem psikoloji. Ha, kim nasıl bakarsa öyledir. Rüştü abi bunu okusaydı. Başkaydı. Hızır abi okusaydı. Başkaydı. Ben okuyorum. Başka anlatıyor. Yani bir tuhaf ama acayip bir gidiyor. Ben okusam kimse bir şey anlamaz. He? Ben okusam kimse bir şey anlamaz. Anlar anlar. Anlamadığını anlar en azından. Allah Allah. Ne kadar hoş ya. Ya Rabbi ya. İyi ki insan yarattın bizi ya. O Almanları dün görünce çok etkilendim. Yatamadım bu gece. Ya ben de öyle Alman olabilirdi. Tezgaha oturmuş bilet satıyor ve ondan sonra ahirete gidecek o kadar. Soracaklar niye gittim diye bilet sattım. Allah Allah. Yani öyle düşündüm tamam mı? Fesulan Allah. Ulan dedim ya biz neyle meşgulüz ya? Yani bütün ya, hayvanat bile abi ahirete gittiğinde vazifemizi yaptık diyecekler kısmen. Evet. Oranın kuşları da kaçmıyor insanlar ya. Ormandan geçiyoruz. Öyle mi değil mi? Evet abi. Kargası bile ya, öteki siyah kuşlar da ya. Hiç kaçmıyor. Kaçmıyor ya. Onlar da acayip, onlar da bozulmuş yani. Uyuşmuşlar. Ya, tabii. Yani bu havayı teneffüs etmiş ya. Acayip. Kimse kimseyle alakadar değil ya. Herkes herkesten kopuk. Kuşlar da bizden kopuk ya. Bizi de insan kabul etmiyor ya. Çünkü insanlar zarar gelir zannediyor. Türkiye'dekiler kilometrece uzaktan ödü patlıyor kuşların. Burada ya, ya ağaçların içerisindeki kuşlar ya. Ben o kargalarla, kumrularla bahsetmiyorum değil mi? Evet. Çalılar ya, çalıların yanında geçiyor. Kuşlar hiç. Haa, uyduruyor. Ona git lan. Kış. Yani acayip, yani tesi. Sirayet ediyor, sirayet. İnsanlardan gönderilen sirayet. Mesela çocuk, hayvan, sığır. Yani şey, hayvan, çocuk, bir tane de var, bir cins de var. İnsan ne düşünüyorsa hissediyormuş. İkincisi. Abi dün dedin ya. Nedir? Hiçbir sığırın güldüğünü gördünüz mü dedim ya hocam. He, kadına dedim he. Kadın şaşırdı öyle. Görmedin dedi. dedi ki belli diyor görünüşünüzden belli dedi profesör olduğu belli diyor. Yüzü diyor şey diyor güler yüzlü insana güven veriyor diyor değer veriyor bize falan diye. Ben de ona dedim ki hiç sığırın güldüğünüzü gördünüz mü dedim. Yani sığırlar güldüğünü gördünüz mü? Gülen bir sığır gördünüz mü? Böyle köpek köpek demedim de çünkü ayıp olur diye. Peki köpeği var onun. Ama sığır o çok acayibine gitti. Çünkü insan tebessümlü olur. Hatta şunu söyledim. Suratın böyle asık ama size çok güzel şey anlatır. Sen anlatsan ne olur ki suratına dersiniz. Hiç sığırın kahkaha attığını gördünüz mü ya? Tebessüm edip. Teşekkür ederim. İyi ot verdiniz bana. Değil gülebilmek mi? Hatta dedim ki gülebilmek için 260 tane kas gerekiyor. Surat büzüşmesi için 40 tane kas yetiyor. Allah gülsün diye 260 tane kas koymuş. Suratı böyle küfre, zındığa, kafirliğe, zalime sert olsun diye sertlik kasları 40 tane yetiyor. Allah ne güzel yapmış ya. Hah.
Hakikaten Allah çok hoş değil mi? Gülsün, tebessüm etsin, rahatlasın. Güler yüzlü olsun diye 260 tane kas koymuş. Gel de sevme bu Allah'ı ya. Kaç kat oluyor ya? 60'a 40. 6 kere 4, 24 mü? He ya. 4 katı. 4 katı, 5, 4 katı. Orada bile eksiklik gözüküyor abi. Ya acayip bir şey. Allah diyor ki yani tebessüm olun lan, surat asmayın lan. Takoz o işler diyor. Yani güler yüzlü ne var ya? Neyi paylaşayım? Kafirlik var. Uzak dur. Tamam bitti. Kavga etmeye ne gerek var ya? Hele ailelerde. Neyi paylaşmıyorsun ya? Herkesin rolü belli ya. Allah'ını seversen. Senin rolün yoksa ey kadın, ey erkek. Senin rolüne niye giriyorsun? Senin sağın değil. Girme ya. Niye kavgaya sebebiyet arıyorsun? Benle kavga etmek için sebep mi arıyorsun? Yani senin rolün bu değil. Senin rolün de bu değil. Herkes haddini bilince hududunda kalır. Hududunda kalınca birbirine cennet alsa bir hayat yaşatır ya. Yani niye küçük evimizi cehenneme çevirelim? Ustad diyor ki Müslümanın diyor küçük evi küçük bir cennete benzer diyor. Ama şimdi insanlar eve gitmek istemiyor. Sokağa patlamak istiyor. Niye? Rollarımızı bilmiyoruz. Rolundan çıkma ya. Rolundan çıkma kardeşim. Herkesin işi bellidir. Sağını yap ya. Birbirinize saygılı olun. Değer verin. Değer verin. Çünkü Allah değer vermiş. Senin kızdığın insan var ya Allah belasını versin dedin. Allah bile belayı vermiyor, yaşatıyor ya, rızkını veriyor ya. Demek ki Allah ondan takip ettiği başka bir şey de var. Onun daha işi bitmemiş ya. Diyor ki, burayı da okuyayım herhalde keserim. Ahlak-ı Aliye'nin, bu da çok önemli ve son. Ahlak-ı Aliye'nin, yani yüksek ahlakın, ahlak dedin ya, huy. Hakikatın zeminiyle olan rabıta ittisali ciddiyettir. Yani insanda güzel ahlak nasıl ortaya çıkar? Nasıl, ne yapalım ki güzel ahlakımız gelişsin? Ciddiyettir. Ciddiyet ne demektir? Çok önemli. Surat asmak değildir, ne olur. Ciddi böyle halk arasında geçen tabir var ya, ciddi olan yılışık olma değil bu. Ciddi, davanın peşinde samimi olmaktır. Ahlak-ı Aliye'yi, güzel ahlakı bizde ortaya çıkarıp inkişaf ettiren ciddiyettir. Yani ciddiyet demek peygamberlerin en büyük sıfatıdır. Bak mesela ben İnşaat İcaz'dan söyleyeyim size. İnşallah bulurum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük sıfatı, bak şurada diyor 107'de, ahlak-ı aliyeyi ve yüksek huyları hakikata yapıştıran, yani âli ahlakı, yüksek değerli huyları hakikata, yani karşıdaki insanın hakikatini oynatmasına, kendi hakikatimin ortaya çıkmasına ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Ciddi olmak ve doğru olmaktır. Eğer sıdk, yani doğruluk kalkıp araya kizp, yani yalan girerse, rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak olur. Demek ki kurumuş yaprak rüzgarlara nasıl oyuncak? Bu yalan inki tip böyledir. Yani yalancı, ciddiyetsiz insan neye benzer diyor? Kurumuş yaprak, yönü var mı rüzgar? Nereye atarsa atar. Yani yalan ve ciddiyetsiz insan aynen buna benziyor. İnsanın âli ahlakını, yüksek huylarını hakikat olarak, hakikatin zemini olarak hakperest, yani insanın aslı yapısını ortaya çıkaran iki sıfatı ciddi olmak ve doğru olmak. Yani sıdk ve ciddiyet. Ciddiyet surat asmak değildir. Yani
davanda samimi olmak. Samimi olmak, samimi olacaksın. Samimileri herkes sever. Unutma, davasında samimi olana herkes, hatta şeytan bile selam durur. Selam durur, selam. Yani ciddi olacağız. Ciddiyet ne demekmiş biliyor musun başka? Vücudumuzda deveran-ı dem gibi, nasıl ki bütün organlara gıdayı taşıyan kimdir? Kandır. Bir daha. Vücudumuzun her hücresine gıdayı taşıyan kimdir? Kan. Aynen bu ciddi ve sıdk, yani ciddi olmak, doğru olmak, vücudumuzda bulunan ruhumuzun, dimağımızın, kalbimizin, ruhumuzun, maneviyatımızın, insanlığımızın, her şeyimizin, ulvi değerlerimize gıda taşıyan kan gibidir ciddi ve sıdk sahibi olmak. Yani bedende kan nedir? Ruhta ciddiyet odur. Ciddiyet netice değildir. Onun üzerinde, yani kan kendisi netice değil, gıdalar taşınıyor. Göze taşınıyor. Yani kan oraya bir şey götürüyor, böbreğe bir şey götürüyor, dalağa bir şey götürüyor, göze bir şey götürüyor. Ciddiyet de kan gibidir, taşıyandır. Taşır taşır. Ne taşır? Gelen dersleri, güzel gördüğün ahlakı, güzel sözleri, öğrendiğin güzel, mesela bu dersten çıkacaksınız. Ciddi olmayan insan şöyle yapar, çıktıktan sonra la kara lu kara, gelmeyle gitme eşit. Ciddi değil mesele de ya. Demek ki ciddiyet ve sıdk, yani doğruluk, vücutta dolaşan kan gibidir, kan. Kan neyse bedene, organlara, ciddiyet ve sıdk ruhumuza öyledir. Deveran-ı dem gibi. Şu misale bak ya. Yok be ha. Murat şuraya bak ya. Ciddiyet ve sıdk vücudumuzdaki deveran-ı dem gibiymiş. Kan gibiymiş. Hayatlarını idame eden, organların hayatlarını idame eden, yani deveran-ı dem nedir? Organların hayatını devam etsin diye gıdayı taşıyan kan, maneviyatımızın da devam ettiren o kan gibi aldığımız ilimleri, huyları, tefekkürleri, okuduğumuz kitapları, okuduğumuz Kur'anları ruhumuza böyle şebeke şeklinde dağıtan kan da ciddiyet ve sıdktır. Hayatlarını idame eden, imtizaçlarından tevellüt eden haysiyete kuvvet verir. Kuvvet veren, heyet mecmuasına intizam veren yalnız sıdktır. Yani vücudumuzda diyor, kan dolaşır gibi, ya dolaşınca ne oluyor? Hayatiyeti, organların hayatiyetini devam ediyor. Bir, kan dolaşırsa iki, organlar birbirine imtizaç ediyor. Birbirine kuvvet veriyor. Karaciğer, böbrekle, dalakla, beyinle birbirine imtizacı kuvvet olunca sanki farklı farklı organlar kan vasıtasıyla sanki bir organ imiş gibi oluyor insan. Karaciğer, böbrek, dalak kan vasıtasıyla hepsini bağlıyor, tek organ imiş gibi olmasına kuvvet veriyor ve hepsinin imtizaç ettiriyor. Yani organları birbirine bağlıyor. İşte ruhtaki ulvi değerler, kutsi değerler, manevi değerler uyandırıp canlı tutan ve birbir içinde bütünlük haline getiren ulvi değerler birbirine kuvvet verip birbirinin işine takviye etmesine sebebiyet veren ciddiyet ile sıdktır. Evet, şu rabıta olan sıdk. Rabıtaymış, yani organlar arasındaki bağmış sıdk ve ciddiyet. Kesildiği anda o ahlak haliye kurur, hebeyan gider. Demek ki alacağım şey sosunu. Bir, organların hayatlı olmasına ve o
organların, karaciğerin, böbreğin ayrı ayrı gıdaların taşınmasına. Hepsi farklı farklı iken ama sanki tek organ imiş gibi vücut. Bütün organları teke getiren fakat her organa ayrı gıda veren, hepsinin ayrı canlı yaşamasına sebebiyet veren kan neyse, insanın ruhsal yapısındaki kan da sıdktır ve ciddiyettir. Elde edilen gıdaları, manevi değerleri, mesela anne babasından soydan gelen örf var, tesettür var, namaz var, ayıp var, günahtır var. Olmaz ya, bize yakışmaz. Örf, anane, kültürü insana taşıttıran ciddiyettir ve sıdktır. O kalkarsa, ahlak-ı âliye, cid ve sıdk kalkarsa, ne kadar bilgi olursa olsun, o ahlak-ı âliye kurur, hebeyan gider. Alayım sorunu ve kesiyorum. Abi mesela şimdiki toplumda hem ailevi olsun hem toplumsal olsun, insanların birbirini ciddiye veya vazifelerini ciddiye almamasında mı perişan Hazret? Evet, aynı. Mesela bak şimdi, buraya güzel bir soru sordu. Ondan sonra kesiyorum. Kendisini ciddiye almayan bir insan, eşini ciddiye alır mı? Almaz. Bir, kendini sevmeyen başkasını sever mi? Kendisi içsel yapıda duyguları, fikirleri birbirine çelişen ve çatışan, içi kaos olan bir insan, hariçteki bir dava arkadaşıyla, hizmetteki karındaşıyla, kardeşiyle, bacısıyla, anasıyla, kardeşiyle imtizaç edebilir mi? Kendisiyle kavgalı, benimle nasıl barışık olacak? Kendisine, o zaman kendisine ciddi değilse, kendisine sadık değilse, kendi kendine yalan söylüyor. Yalan ne demek biliyor musun? Kendini ortadan kaldırandır. Ben sana yalan söyledim. Vicdan ne diyor? Ulan Hasan, Bülent'e dedin ama öyle değil lan. Rahatça yalan söylüyorsa, ki ecdat demiş, gözüme baka baka yalan söyledi. Yalan kişiyi ortadan kaldırır. Şimdi kendine değer vermemiş, kendisiyle imtizaç etmemiş bir insan sana değer verir mi? Yani kardeşim, kendi ahiretini Allah'ın nazara almamış, senin namazın mı varmış, çocuğun namazı mı varmış, bu çocuk günahlardan mı korunacak, bu çocuk yani kendisi televizyonların her türlü filmlerini muhatap almış, ha bu çocuğa ne yapar? Her türlü çizgi filmi öğretir. Ya kardeşim, bacım diyoruz, bari dikkatli ol, seçici ol ve zaman koy. Kendi başına seyretmesine müsaade etme, beraber ol ve miktar koy. Hangisini seyredecekse beraber bakın ve dakika bakın. Bunu ciddi gösteriyor, bunu ciddi olduğunu gösteriyor kız çocuğuna. Niye? Çünkü kendisi de rastgele film seyretmiyor. Yani temel kendine yalan söyleyen, yani fıtratına uygun yaşamayan, göz ne diyor, bakmak istiyorum, bantladın. Kulak duymak istiyorum, bantladın. Yalan değil midir bu? Kulağını tıkayan, gözüne bant saran ne yapar? Kulağına ve gözüne yalan söyler. Yani fıtratını inkar eder. Ha, kisp de, ciddiyetsizlik de böyledir. O zaman insanı bütüne getiren duygularını, örf ve geleneklerini, maneviyatını bütüne getiren sıdktır ve ciddiyettir. Peki abi, bu ciddiyetin arkasına biraz geçecek olsak neye bakıyor? İradeye mi bakıyor yoksa? Ha, ciddiyetin arkası nedir? Ciddiyet. Şimdi o şeyini anlatıyor. Ciddiyetin birincisi, yani ciddiyet kalbi sıfattır. Bir, dimağımızı vahye muhatap edeceğiz. Yani aklımızı manevi değerleri öğrenmeye gayret edeceğiz. İki, vicdan hayatımızın sesine kulağımızı vereceğiz. Örf ve anane ve geleneklerimize az dikkat edeceğiz. Tamam. Ondan sonra bu fiil olarak gayret edeceğiz. Allah gerisini getirir. Bir, ilim öğreneceğiz. Elimizden geldiği kadar öğrenenlerle beraber olacağız. Ve
yaşamaya gayret edeceğiz. Bir daha. Üç tane fazla zor değil. Buna nasıl muhatap olacaksın diye. Bilim öğreneceğiz. Öğrenenlerle beraber olacağız. Ve yaşayacağız. Aa, bilim nasıl öğreneceğiz? Bir şartla. Çok kolay. 4 saat 4 saat, 2 saat, 1 saat televizyon seyredeceğine, hadi yarım saat 40 dakika televizyonunu seyret, bari 20 dakika kitap oku. Birinci, bu ilim yapabilmek ve iyi insanlarla beraber olmanın yolu da terklerimizi çoğaltacağız. Günahı terk edeceğiz, Allah gerisini bize yapacak. Allah bize yardım edecek, hep biz yapmıyoruz zaten. Burayı dershane açan Allah'tır. Bu Almanya'nın bu memleketinde dershane mi olur? Kadın düşünsün bakalım, böyle bir yer. Kaç seneden beri aşağıda dinleyenler de var. Kaç seneden beri buradasınız, hala kiradasınız. Hani böyle bir şeyiniz yok. Hala burada, senelerden beri buradayız. Haftada bir gün evinizde ders yok vesaire. Varsa da mükemmel. Peki nedir? Allah'ın nimeti diye göstermek istiyorum. Demek ki biz günahlarımızı, yanlışlarımızı terk edeceğiz. Hepsini terk etmeye kalkma sevgili kardeşlerim. Günahlarınız, hatalarınız, hepsini terk etmeye kalkma, gücün yetmez. Ne olur senede bir tanesini terk et. Seç bir tanesini. Ben 2018'de şu günahımı terk ediyorum. Bir sırf ona yüklen. Başka yüklenme. Bir tane. Her sene bir tane götür. Zaten 3 tane götürürsen hayatın kurtulur. Veya hayatını en çok berbat eden bir tane günahını terk etsen hepsi düzelir. Hepsi gerisi gelir. Bu ciddiyet de abi esasında senden önce bu yapılacak şeyleri karar veren birisinin verdiği kararları uygulamak anlamına da geçer mi? Tabii ki. Aynı. Fazla o tutmayayım. Zaman, o zaman kişi esasında ciddi oluyorum derken esasında o zaman iradesiyle Allah'ın irade ettiklerini mi irade evet. edip fiile koymuş oluyor abi? Vicdanı harekete getiren iradedir, zihindir, histir. Nedir o? İrade, ibadetullah ile güçlenir. Zihnimiz tefekkürle, okumakla, hissimiz doğru yerde, doğru mekanlarla Allah dostlarıyla beraber olmak, el hubbu fillah, Allah düşmanlarıyla elimizden geldiği kadar uzak olmak, dost edinmemekle olur. İnsanın ciddiyeti ve sıdkı bu 3 tane şeyle inkişaf eder. İbadetle irademiz artar. Kitap okuyarak tefekkürümüz artar. El hubbu fillah vel buzu fillah, Allah için dost edineceğiz. Allah için düşman edineceğiz. Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşmanımız olunca hissimiz gelişecek. Bu 3 tane şey hem ciddiyetimizi hem sıdkımızı artırır. Vahir davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.